Şimdi birkaç başlıkta konuşmak istiyorum. Çok uzun sürmeyecek ama önemli konular bunlar. Bir, işte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından gelen bir bildirimi, bir iki gün önce gelen bir bildirimi sizinle paylaşmak istiyorum. Burada meclisimizde çok gündeme gelmişti. Ve bu gündeme geldiğinde de zaman zaman meclisin tansiyonu yükselmişti. Zaman zaman meclis işgal edildi hatta. O dönemde bu işin önderliğini yapan zat-ı muhterem şu anda nerelerde bilmiyorum ama ismini de vermiyorum. Nerelerdedir bilmiyorum ama o zaman da konuşurken söylediğimiz bir şey vardı. Biz hep burada olacağız. Ve gerçekten bu ülkesini seven herkes burada olacak. Devam edecek. Yaşam sürdüğü sürece. Ama birileri de kaçacak, delik arayacak demiştim. Ve o dönemde kaçtılar. Ve Allah'tan şu anda işte avukatların olması aramızda çok güzel. Hukuk sisteminin ne kadar önemli olduğu, hele adil hukuk sistemi ne kadar önemli olduğu ortada. Bizlere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan açılan bir soruşturma vardı biliyorsunuz bu şeyle ilgili. Ben kısaca onu bir okumak istiyorum. Erkan Karaaslan başlıklı. Ve ben o arkadaşa ya sen bir yerlerde FETÖ'cü, PYD'ci arama. FETÖ'cü, PYD'ci sensin. Bunu arkadaşlarına da söyle de arkadaşlarını da kandırmamış ol demiştim o zaman ve sonuçta ortaya çıktı. Şimdi Erkan Karaslan isimli kişinin FETÖ üyeliği suçlamasıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı dosyasından tutuklandığı Sarıyer Belediyesi tarafından bu kişinin ve akrabalarının ortağı olduğu bir kısım şirketlere usule aykırı olarak ihaleler verildiği, bu şekilde FETÖ yapılanmasına destek olunduğu iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Dosya kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yazı yazılarak olayın araştırılması, şüphelilerin kimlik ve adreslerinin tespitiyle FETÖ örgüt üyeliği kriterleri yönden havuz sorgulamalarının yaptırılması istendi. Bu soruşturmanın gerekçesi başlığı. Sonrasını okuyorum. Olayda ihbarcıların isimleri de okumak istemiyorum. Arkadaşlar belediyeden isimleri geçen başta ben olduğum için kendim söylüyorum. Diğer arkadaşlarım adına söylemiş oluyorum. Olayda ihbarcıların özetle bir kısım belediye görevlilerinin FETÖ yapılanmasına destek amacıyla ihale verdikleri iddia edilmiş ise de hem suç isnat edilen belediye görevlileri yönünden hem de ihale verilen şirket yöneticileri yönünden havuz sorgularında bir hususun tespit edilmediği belirtilen şüpheli Erkan Karaaslan ve Osman Çolak hakkında FETÖ üyeliği suçlamasıyla ayrı dosyalarının bulunduğu yapılan ihalelerde usulsüzlük iddialarına ilişkin ise belirtildiği özel Cumhuriyet Başsavcılığımızın başka bir soruşturma dosyası üzerinden işlemlerinin devam ettiği dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Yapılan soruşturmada şüpheliler aleyhinde atılı suçu işlediklerine dair haklarında kamu davası açmak için yeterli kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği, tüm dosya kapsamından anlaşıldığından kovuşturmaya yer olmadığına ve karardan bir suretin şüphelilere tebliğine şeklinde bir karar geldi. Bu 2000'li postadan geldi. Bunu bir bilgilendirmek istedim. Şimdi bunu niye okudum arkadaşlar? Bizler